kavramlar birbirine direnince güç haline gelir. Johann Friedrich Herbart. Deneyimler ve algılar bir araya gelerek düşünceleri oluştururlar. Benzer düşünceler bir arada bulunur veya birleşirler. Benzer olmayan düşünceler birbirlerine direnir ve çatışan güçler haline gelirler. Bir düşüncenin diğerine tercih edilmesi gerekir. Tercih edilen düşünce bilinçte kalır. Tercih edilmeyen düşünce bilinci terk eder ve bilinç dışı bir düşünce haline gelir. Johann Herbart, zihnin nasıl çalıştığını, özellikle düşünceler ve kavramları nasıl yönettiğini araştırmak isteyen bir Alman filozoftur. Her birimizin yaşamı boyunca aklından çok sayıda düşünce geçtiğini düşünürsek nasıl oluyor da kafamız giderek daha fazla karışmıyor? Herbart bu soruyu zihnin, düşünceleri ayırmak ve saklamak için bir sistemi olması gerektiğini söyleyerek cevaplamıştır. Onun açıklığa kavuşturmak istediği bir diğer konu ise, düşünceler sonsuza kadar var oldukları halde, Herbart onların yok olmayacağını düşünüyordu. Bunlardan bazılarının bilinçli farkındalığımızın ötesinde var olmalarıydı. 18. yüzyıl. Alman filozofu Gottfried Leibniz farkındalığın ötesinde de düşünceler bulunduğunu ilk keşfeden kişidir ve onlara küçük algılar adını vermiştir. Bunlara örnek olarak da sıklıkla bir şeyleri bir sahnedeki bir detay gibi algıladığımızı o anda fark etmememize rağmen anımsayabilmemizi göstermiştir. Bu, bazı şeyleri algıladığımız ve farkında olmadan bunları hafızamızda sakladığımız anlamına gelmektedir. Dinamik fikirler. Herbart'a göre düşünceler, duyulardan gelen bilgilerin birleştiği gibi oluşur. Onun düşünceler için kullandığı terim Worsfelm düşünceleri, zihinsel imgeleri ve hatta duygusal durumları da kapsamaktadır. Tüm bunlar zihnin içeriğini oluşturmaktadırlar ve Herbart onları statik değil dinamik unsurlar olarak görür. Ona göre düşünceler birbirlerini çekebilir, diğer düşünceler ve duygularla birleşebilir ya da mıknatıs gibi birbirlerini itebilirler. Renk ve ton gibi benzer unsurlar birbirlerini çekerler ve daha karmaşık bir düşünce oluşturmak için birleşirler. Ancak eğer iki düşünce benzer değilse, bir araya gelmeden var olmaya devam edebilirler. Bu da zaman içinde zayıflamalarına neden olur. Bu yüzden de bilim çeşiğinin altına doğru itilirler. İki düşünce doğrudan birbirleriyle çelişirlerse direnç oluşur ve kavramlar birbirlerine direnince güç haline gelirler. Birbirlerini iterlerken çıkan enerji bir tanesini bilincin ötesine, Herbart'ın eğilim durumu dediği bizim de bilinç dışı diyebildiğimiz yere iter. Herbart bilinç dışımı zayıf ya da karşıt düşünceler için bir depolama yeri olarak görür. Belirgin bir eşikle birbirinden ayrılan iki parçalı bir bilinç varsayarak sağlıklı bir zihinde düşüncelerin yönetimi için yapısal bir çözüm getirmeye çalışmaktadır. Ancak Sigmund Freud bilinç dışını çok daha karmaşık ve açıklayıcı bir mekanizma olarak görür. Freud, Herbart'ın kavramlarını kendi bilinç dışı kuramlarıyla birleştirerek 20. yüzyılın en önemli tedavi yaklaşımı olan psikanalizin temellerini oluşturmuştur. Johann Friedrich Herbart. Johann Herbart, Almanya, Oldenburg'da doğmuştur. 12 yaşına kadar evde annesi tarafından eğitilmiş, daha sonra yerel bir okula gitmiş ve Jena Üniversitesi'nde felsefe eğitimi almıştır. Göttingen Üniversitesi'nde doktora yapıp felsefe dersleri vermeye, başlamasından önce 3 yıl boyunca özel dersler vermiştir. 1806'da Napolyon, Prusya'yı bozguna uğratmış, 1809'da da Herbart'a Prusya Kralı ve maliyetinin sürgünde bulunduğu Königsberg'de Immanuel Kant'ın koltuğu önerilmiştir. Bu aristokratik çevrelerde dolaşırken yarı yaşında bir İngiliz olan Marie Drake ile evlenmiştir. 1833'te Prusya hükümeti ile ters düşmesini takiben Göttingen Üniversitesi'ne geri dönmüş ve 65 yaşında bir felç sonucu ölene dek orada felsefe profesörü olarak kalmıştır. Önemli eserler: 1808 Genel Pratik Felsefe, 1816 Psikoloji Ders Notları, 1824 Bilim Olarak Psikoloji. Kısaca, yaklaşım, yapısalcılık, öncesi. 1704 Alman filozof Gottfried Leibniz, İnsan Anlayışı Üzerine adlı kitabında Petites Perceptions, Bilinçsiz Algılar, kavramını ele alır. 1869 Alman filozof Eduard von Hartmann geniş kitlelere ulaşan kitabı Bilinç Dışının Felsefesini yayımlar. Sonrası: 1895 Sigmund Freud ve Joseph Breuer İsteri Üzerine Çalışmalar kitabını yayımlayarak psikanaliz ve bilinç dışı kuramlarını açıklarlar.
1912 Carl Jung, Bilinç Dışının Psikolojisi adlı kitabını yazar ve tüm insanların kültürlerine göre kolektif bir bilinç dışına sahip olduklarını öne sürer.